Arkadaşlar, öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir felaket atlattık. İnşallah bu tür felaketler bir daha yaşanmaz. Eğer depreme hazırlıklı olmamız gerekiyorsa yapmamız gereken şeylerden birisi güvenilir konutlarda oturmak. Her şey betonarme değil. Betonarme dışında daha önce videolarımı izlediyseniz ki açıklamalar bölümüne de koyacağım. Çelik konsol ve prefabrik evler depreme son derece dayanıklı ve uzun ömürlü. Bu konuda çok fazla soru aldığım için tekrar Karmo'da geldim. Yanımda Emin Konak var. Bizi bu konuda aydınlatacak. Emin Bey, önce sizi tanıyabilir misiniz? İsmim Emin Konak. Karmot'ta 2011 yılından beri satış temsilci olarak çalışmaktayım. Prefabrik ve konteyner, kalıcı çözümler, depreme dayanıklı yapılar, hızlı, pratik yapılar hem ihracatını hem de yurt içine satışlarını yapmaktayız. Şu an 142 ihracatımız vardı. Deprem nedeniyle ihracatlarımızı durdurduk. Tamamen deprem bölgesine çalışıyoruz. İlk önce kendi yaralarımızı salmamız için. Ve bu yönde hem prefabrik hem konteyner olarak fabrikamız 24 saat hizmet vermekte. Cumartesi, pazar mesai kavramı olmadan sürekli çalışma halindeyiz. Prefabrik ve çelik konsol evler Evet. depreme dayanıklı mı? Herkesin aklındaki soru bu. Bunu Boğaziçi laboratuvarlarında ve İTÜ'nün laboratuvarlarında biz denedik. Zaten Sultan Gazi'ye biz bir çelik okul yaptık. Bu çelik okulda 10 nokta şiddetindeki depreme dayanıklı olabilecek hale getirdik. Yani bu çelik evler zaten çok yüksek katlı değiller. İki katlar ve çeliğini, statiğini doğru hesapladığınız zaman hiçbir problem yaşamazsınız. Bunlar 50-100 yıl çok rahat, uzun ömürlü sizlere hizmet verir. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yangına dayanıklı, hiçbir şekilde sıkıntı olmadan içerisini, dışarısını istenilen renklerde boyadıkları zaman evlerinin bakımını yapmış oluyorlar. Onun dışında herhangi bir parça değişimi vesaire bir şey yok. Şu an mesela arkadaşlar Karmod'un satış ofisindeyiz ve burası konteyner bir ev. Şöyle bir bakın istiyorsanız. Hiç konteyner evi andırıyor mu? Yani aslında yaşanabilecek formlar çok fazla var. Karmod'a geldiğinizde, buraya geldiğinizde seçenekleri göreceksiniz. Biz şu an fabrika gezisini de yaptık. Yani aklınızdaki soru biliyorum. Dayanıklı mı, uzun ömürlü mü? Zaten yetkili arkadaşımız da bu konuda bilgiyi verdi. 100 yıl ömrü var. Yangına, depreme, her şeye dayanıklı. Eğer alternatif arıyorsanız mutlaka buraya gelip seçenekleri değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de insanların aklındaki soru şu. Kaç günde yapılır? Şu an 64 metrekareye indirip bir günde komple çatı makaslarını, trapezlerini, dere inişlerini, elektrik tesisatını, su tesisatını varana kadar yapıyoruz. Ve rekor bizde Karmot olarak. Çünkü hani diğer firmalar da yapıyor ama onların gibi 2 gün uzun sürebilir. Ama biz kendi içimizde, fabrikamızda onu öyle güzel tasarladık ki yani 64 metrekare bir günde bitirecek hale getirdik. 82 metrekare 2 günde, 100 metrekare 3 günde tamamen bitiyor. Sonra müşteri içerisine dilediği özelliklerde şap, parke, fayansı koyuyor. Ondan sonra da biz gelip boyasını yapıyoruz. Müşterimize zemin üstü anahtar teslim ediyoruz diyebiliriz. Şimdi betonarmenin de demir fiyatlarının artması ve beton fiyatlarının artması, işçiliklerin artmasıyla hem betonarmeler çok daha uzun sürüyor hem de daha pahalıya mal oluyor. Ama bizim inşaat mühendislerimiz var, mimarlarımız var, makine mühendislerimiz var, statikçilerimiz var. Biz onlarla birlikte daha güzel projeler, daha hızlı, daha ekonomik ve daha uzun ömürlü yapılar yapıyoruz. Son 5 yılda prefabriğe olan rağbet artmıştı bayağı bir. Şimdi deprem nedeniyle çok daha fazla rağbet arttı. Herkes kendisini artık biraz daha müstakil, mütevazi yaşam alanına çekiyor. Aynı Avrupa'daki gibi işte bahçesi olsun, mütevazi, izolasyonu güzel olsun. Evlerde konaklamak tercih ediyorlar. Bizler de bu alanda hizmetler veriyoruz. Kendimizi Ar-Ge ile geliştiriyoruz. Ondan sonra hem konteyner hem prefabrik hem de kabin olarak müşterilerimize kalıcı çözümler sunuyoruz. Daha estetik yapılar yapıyoruz. Prefabrik evler depremde hızlı konulabilir, geçici çözümlerdi. Evet. Ama artık biz bunları o şekilde bir geliştirdik ki kalıcı çözümler sunmaya başladık. Yani artık prefabrik evler şu anda uzun ömürlü yapılarda kalınabilecek şekilde. Mesela bizim kendi yazlığımız var prefabrikten. Ondan sonra patronlarımız da keza öyle. Diğer arkadaşlarımız da kendi yazlıkları var. Çevremize, eşimize, dostumuza, köydeki akrabalarımıza da tavsiye ediyoruz. Onlar da çok memnunlar. Yani hatta dua bile ediyorlar. Ya bir günde geldiler, kurdular. Şimdi çok rahatız. İnşaat ustası bulamıyoruz, şunu bulamıyoruz.
O pahalı, bu pahalı derken uzuyor. Bu sefer de milletin hevesi kırılıyor. Hevesi kırılan adam da bu sefer ya devam etmiyor, ya satıyor, ya yarı yolda bırakıyor, zarar ediyor. Ama bizim işler hızlı ilerlediği için o konuda insanlar iştahlanıyor. Yani adam bakıyor, sabahleyin köy kahvesine giderken bir şey yok. Akşam geliyor bir bakıyor, bina havaya kurulmuş yani. Onlar da içinde bayağı bir şaşırtıcı oluyor. Artık tatil belgelerine, deprem bölgelerine, İstanbul'da insanların işte Silivri'de, Gebze'de, Kocaeli'de, Sakarya'daki arazilerine prefabrik evler yapılıyor. Ruhsatlı şekilde devlet de zaten buna müsaade ediyor. Onunla belediyeyle anlaşıyorlar. İl özel dairesi ilgileniyorsa il özel dairesi, belediye ise belediye ilgileniyorsa onlara yapacakları işlemleri söylüyorlar. Zaten biz de onlara dosyalarımızı, istediklerimizi sunduğumuz zaman canı gönülden, Karmodu'da da bildikleri için kabul ediyorlar ve imarını veriyorlar. Biz de onlara en kısa sürede evlerini teslim etmiş oluyoruz. Tabii burada 86 yılının vermiş olduğu tecrübe, montaj elemanları, aynı ekiple çalışmalar, ekibi eğitimlerle birlikte güçlendirmeler. Bu da bizi diğer firmalardan ayıran faktörler. Çünkü 142 ihracat yapıyorsunuz. Oraya süpervizörler gidiyor. Kendi montaj alanlarınızda, ekiplerinizde onlarla eksiksiz 7/24 hizmet sağlıyoruz ve satış sonrası servis hizmetimiz de var. Yani eğer müşterinin herhangi bir yerinde bir arıza olduysa bizi arayıp eksiğini, arızasını gideriyoruz. Yani bir çamaşır makinen bozuldu, buzdolabın bozuldu, teknik servis çağırır gibi Aynen öyle. evlerine teknik Yani servis şu an çağırabilirler. sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki müşterilerimiz de arıyor. Bazıları müşterimizden kaynaklı hatalar, bazıları bizim de hatalarımız olabilir. Onları malımızın arkasında olduğumuz için müşteri memnuniyeti birinci derecede önemlidir. Onları çözüyoruz. Şimdi en çok gelen benim prefabrik ev modelleri videomda yüzlerce yorum var. Bu yorumlardan bir tanesi şeydi. Ben Güneydoğu'da ya da Doğu Anadolu'da yaşıyorum. Yağmur, kar, çamur, fırtına çok veya Karadeniz'in yaylalarında. Akşamları soğuk olduğunda evim güvenli ısıtabilir miyim? Kar çok yağarsa çatım çöker mi? Bu konuda ne gibi çalışmalarınız var? Bu konuda şöyle, satıcı arkadaşlarımız müşterinin yapacağı adresi ve koordinatları alıyor. Yani diyor ki şu mahallesi, şu sokak bu ve arsanın parselini alıyor. Ondan sonra bizim statik mühendis arkadaşlarımız son 100 yılda oraya ne kadar çok kar yağdı, ne kadar deprem oldu, ne kadar yağmur yağdı vesaire onları hesaplıyor. Ve oradakilerin maksimumun iki katını alıp ona göre evi tasarlıyorlar. Yani yağmurdan, sudan, kardan, çamurdan, soğuktan, sıcaktan hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Çünkü onun önlemini alıyoruz biz. İnşaat mühendisleri arkadaşlarımızın kendi yönetmelikleri var. O yönetmeliklere göre oranın en uygun ve en ergonomik şekilde yapıyı inşa ediyorlar. O konularında kendileri çok gönül rahatlığında kullanabilirler. Bunun için de elektrikli soba yakabilirler, odun sobası, kömür sobası yakabilirler, şofben kullanabilirler, doğalgaz takabilirler. Isınma, klima takabilirler. Her türlü ısınma, soğutma sistemlerini prefabrik ve hafif çelik evlerimizde kullanabilirler. Türk aile gelenek göreneklerine göre geniş aile önemli. Bazıları çocuğuyla altlı üstü oturmak istiyor. Kaç kata kadar prefabrik çıkabilirsiniz? Prefabrikte iki kata kadar yapabiliyoruz. Şantiye yapılarında üç kata kadar yapabiliyoruz. Hafif çeliklerde 3-4 kata kadar çıkabiliyoruz. Müşterimizin bütçesine göre, ihtiyaçlarına göre çözümler sağlıyoruz. Yani İki katlı prefabrik evlerimiz de var, villa modellerimiz. Üç katlı villa modellerimiz de var. Genelde Türkiye'de iki katlılar talep ediliyor. Ama daha çok düz ayak şimdi daha fazla rağbet olmaya başladı. Çünkü biraz daha Avrupa ve Amerika mimari, İtalyan mimarisi tek katlı geniş alanlarda işte 150-300 metrekare tek katlı ev, büyük camlar vesaire. Onlar bu aralar çok revaçta. Çift katlı evlerden çok. Yani biraz daha insanlar merdiven çıkmayı zor buluyor veya üşeniyor ya da bunları anne babasına yaptıkları için anne babasının merdiven çıkmasını istemiyor zaten. Apartman dairesinden alıp kendisinin köyüne, tatil beldesine yerleştiriyor. Düz ayak olsun, ihtiyaçlarını rahat karşılaması için. Yani müşterinin ihtiyacına ve zevklerine göre tasarımlar yapılıyor. Buradaki satış ofisinizden, yönetim ofisinizden bahsedelim. Burası da Evet. konteyner bir Modül yapı. çelik. Evet, burası da modül bir çelik. Bunları biz konteynerler modül modül ayarlıyoruz. Ondan sonra yerlerine sabitliyoruz bunları. Sabitledikten sonra dış cephesini istediğimiz gibi, iç cephesini de istediğimiz gibi kaplıyoruz. Daha sonra kullanıma hazır hale geliyor. Mesela prefab bunların ara katlarında
şap vesaire atılabilir. Şap vesaire atıldığında sallantı esnemeyi de alıyor. Aynı betonarme gibi oluyor ama betonarmeden daha uzun ömürlü oluyor. Depreme daha dayanıklı oluyor. Ve çok daha ergonomik, hızlı, kısa sürede tamamlamış oluyoruz. Bu satış ofisimiz bizim 3 katlı. Bu şekilde kendi yine şu anda içmede gideceğimiz olan içmelerde de orada da yine 3 katlı idari ofisimiz, showroom ofisimiz var. Tamamıyla bunların hepsini kendimiz yapıyoruz. Kendi makine parkurumuzu, mühendis ekiplerimizle çalışmamız sonucunda bu şekilde mimarlarımızın tasarladığı şekilde, en güzel şekilde kullanımı hazır hale getiriyoruz. Şimdi bizi dinleyenler arasında vatandaşın haricinde iş insanları da vardır. Belki fabrika sahipleri de vardır. Onlar da bu tarz evler yapmak isteyebilirler. Onlara tavsiyeleriniz var mı? Tabii ki mesela Simpaş, ondan sonra birçok inşaat firmalarında satış ofislerini biz tasarlayıp yapmıştık. Onlara da yardımcı olabiliriz. Mesela iş insanları var. Mesela deprem bölgesinde adam artık diyor, ben diyor rezidansta kalmak istemiyorum. Ben de artık müstakil, depreme dayanıklı bir yerde geçmek istiyorum diyor iş insanları da. Onlara da sunduğumuz çözümler vesaire var. İşte villa tarzında kullanım amaçlı. Yani hemen hemen her kesime hitap edebiliyoruz. Hem şantiye alanında şu an deprem bölgesindeki fabrikaların, işçilerin evleri yıkılmış. Fabrikanın üretime devam etmesi gerekiyor. Ülkenin bir şekilde kalkınması, oradaki insanların kalkınması gerekiyor. Oradaki iş insanları da hemen kendilerine lojmanlar yapıyor. Ailecek hayatlarına devam etsinler, yaralarını sarmaları için. Onlara da hizmet veriyoruz. Yani lojman yapıyoruz orada, konteyner kentler yapıyoruz. Onları da ayarlıyoruz, yani yardımcı oluyoruz o konuda da, lojman konusunda da. Tamam, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, ben elimden geldiğince size bilgilendirici, hayat kurtarıcı videolar yapmaya çalışıyorum. Bu videoda onlardan birisi benim için çok önemliydi. Umarım depremzedelere ya da oraya yardım götürmek isteyen kişilere bilgilendirici bir video olmuştur. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Hoşça kalın.